Dolardan, eurodan başka laf çıkmaz dilinden. Neler neler çekiyorum senin elinden. Aman petrol, canım petrol. Artık sana, sana, sana muhtacım petrol. Elinde petrol, sonunda petrol. Artık dizginlerim senin elinde petrol. Petrol. Bakayım. İyi değilseniz sonra devam ederim efendim. Hayır. Daha iyi olmadım ki. Mutluluktan ağlıyorum. Anlatmaya devam etsin değerli çalışanım. Teveccühünüz efendim. Yok ya yok. Gerçekten en değerli çalışanım sensin. Maaş bordrona baktım. Maşallah maşallah. Politikacı danışmanı kadar maaş alıyorsun. O yüzden anlatmaya devam et. En değerli çalışanım. Kalan evlerin ve dükkanların harcamaları için gerekli olan para rezervin değerine bölünmüyor. Hmm. Paydası sıfır olan kesir tanımsızdır efendim. Anana identified. Ne de güzel anlatıyor ya. Maaşı düşük çalışanlarımdan birini çağırsaydım evlerin değeri devede kulak kalır derdi. Aha şuncacık tırnak kadar kalır derdi. Bokumdaki fındık kadar kalır derdi. Sen kesir diyorsun, küsür diyorsun. Vallahi çok havalı duruyor ha. Devam et, devam et. Kabaca 10 milyar dolarlık bir rezervden bahsediyoruz efendim. Ben o kabalığa maruz kalmak istiyorum. Ya sırf daha iyi anlayayım diye petrol zenginleri gibi giyindim. Ama yine de aklım hafsalam almıyor. O kadar para nasıl ölçülür ya? Bu konuda da bir çalışma yaptım efendim. Bak 500 metrekarelik bir arsayı büyük hilmilerle balık istifi doldursak toplam mal varlıkları ancak o değere erişiyor. Vallahi herif demiş gibi anlatıyor ya. 300 sayfa sunum hazırlamış. Aferin sana, aferin. Efendim ilk iş olarak sıkı bir lobi bulmalıyız. Hayır hayır. Yanlış anladınız. Otel lobisi değil. Herif aklımı okudu. Hmm, bu yüzden en değerli demek ki. Teveccühünüz efendim. Alo, bunu da mı anladın ya? Şimdi Hilmi Bey, sadete gelin. İnsanların desteğini arkamıza almamız gerekiyor Hilmi Bey. Tüm mahalle sizin gölgenizde birleşmeli. Hmm. Evet, doğru diyorsun. O zaman ne yapalım? Acil çağrı işaretimizi yakalım ve bütün petrolcüler toplansın. Büyük Hilmi konuşma yapacak. Bir de elbiselerimi verin. Bunlarla çıkmayayım dışarı. Çolpa cereyanda kalıyor. Sen şu an benim neremi yerliyorsun? Hı? Neremi yerliyorsun? Hilmi şu anda petrolün değerini araştırıyordur bence. Sonuçta mahalledeki evlerin, dükkanların %90'ı onun. Hilmi'nin petrolle ne işi olur abicim ya? Adam borcu, borcu. Hilmi borcu olmaz. Borç kelimesini çağrıştırıyor bir kere. Hayatta iş olmaz. Adam 5 milyon dolar verdi, projeyi devraldı. Bıyıkları döküldü acıdan herifin. Ne konuşuyorsun sen? Yavrum, bir rivayete göre mahalledeki petrol rezervi 5 milyon, neyse ben tam rakam vermeyeyim. Milyar dolarlar seviyesindeymiş oğlum. O nasıl bir para lan? Türk lirasıyla zibilyon TL ediyor. Abi Hilmi kesin petrolcü oldu ha. Bittik biz ya. Değil dünyaya barış mutluluk getirmek. Biz dünyaya çocuk bile getiremeyiz. Kız bile vermezler bize. Oğlum petrolünüz var ya lan. İşte onunla zengin olacaksınız. Bizim evden çıkmadı. Herkesin evinden çıkmış. Bizim evden çıkmadı. Tesisatçıdan çıkmadı. Kahvehaneden de çıkmadı. Bütün mahalleden çıkmış. Bizim evden çıkmadı. Yani bu öyle bir şey ki bu yani. Jeodezi aykırı ya. Ah ah rahmetli babam sağlam olsun diye evin dükkanlarının altına yumurta döktüydü. Mimar Sinan misal. Nimet var diye petrol geçmiyor herhalde. Ya siz var ya hala bu ikisine mucit diyorsunuz. Bunlar katalizörü elektrikli ısıtıcı zannederler kardeşim. Allah Allah oğlum bunlar katalizör kiliselerinden ne anlar? Abba! Cehaletin en hızlı yayıldığı yer olarak bu kahvehane tarihe geçer söyleyeyim. Unutmayın ağalar beyler. Hilmi marketlerdeki 9.99'luk mallardan alırken bile 0.01 kuruşunu söke söke geri alan adam. Öyle bir para yok diyorlarmış, bankadan havale yaptırıyormuş ya. 5 milyon doları havaya atmaz. Arz Yani Hilmi hem petrolcü hem borcu. Kim kazanırsa kazansın sonuçta Hilmi galip. Adam bildiğin Amerika. Bir dakika arkadaşlar. Bu adam hala çıkmadı. Evet çıkmadı. Bravo iyi fark ettin ha. Hoş geldiniz kendi çapında zengincikler. Biliyorum bugün buraya büyük bir efsaneyi görmeye geldiniz. Ama size hak veriyorum. Bazen ben bile heyecanlanıp koşup gidip aynaya bakıyorum. Hilmi acil durum çaresini açtın diye hanımı doğumda bırakıp geldim. Lan senin karın kadın doğum uzmanı zaten. Ajitasyon yapma.
Yemezler. Ben de çareyi görünce hanımı annesine götürdüm geldim. Lan karını mezarlığa bırakıp durma. Ana söyleni 10 yıl oldu. Alış artık buna. Hakkını kaybettin. Vazgeç şundan. Ben karım alışveriş yaparken çıktım geldim. Toplantı 3 saatten az sürerse yokluğum anlaşılmaz. İşte ideal koca. Örnek alın. Bunu bakayım. Sen niye burnuzdasın ya? Ben karımla evdeydim. Lan ben sana 50 kere karın evdeyken çapkınlık yapma demedim mi? Bir gün yakalanacaksın. Bir tek o zaman şüphelenmiyor Hilmi. Hı? Lan oğlum hepiniz komple karınızla mı birlikteydiniz? Beni kıskandırmaya mı çalışıyorsunuz? Hı? Hı? Cevap verin adama. Olanı var, olmayanı var. Ben size bunu kovun demedim mi? Şimdi de yancılığa başladı. Böyle petrolcü olmaz. Çıkartın bunu dışarı. Çıkartın. Çık! Çık! Evet. Beyler. Gelelim sadede. Kanlıca. Neredeyse tamamı bana ait olan semt meğerse petrol yatağıymış. Sinan Çetin Cihangir'e yatırdı parayı. Ben de Kanlıca'ya. Ha evler ucuz diye yatırdım. Yalan yok. Ama sonra şans bana güldü. Ne diyorsun Hilmi sen? Gerçek miymiş o? Hem getirdiğin adam petrol falan yok dedi. Bizi kandırdığını söyledi. Hı? Bunların hepsi taktik. Sizi oyaladım. Büyük resmi gördüm. Senin için borcu diyorlardı. Borcuyum evet. Zaten o çekte uzun vadeli yatırım. Bir gün dünyada petrol tamamen bitecek beyler. İşte o zaman ben bor kozumu oynayacağım. Beyler beyler beni iyi dinleyin. Çok ama çok zengin olmak ister misiniz? Evet. Ama olamayacaksınız. Ben çok zengin olacağım. Hep hayalini kurduğum hep zengin olacağım. Beyler beyler sizi tasfiye etmenin vakti geldi. Bu iş buraya kadarmış. Size ihtiyaç bir ihtiyaç kalmadı. Biz kendi aramızda yine toplanırız. Sen olmasan ne olacak? Bize gidek mi? Yok. Hı, ben mahallinin güvenebildiği tek isim olacağım. Başka alternatifim olmayacak. O yüzden defolun gidin lan burada. Defolun köpekler. Hadi. Burası benim mülküm. Defolun. Yes, yes, yes petrol. After, after, after bor. Yes petrol. After bor. After, after, after bor. Yes, yes, yes petrol. Yes, yes, yes petrol. After, after, after. Ya şu güzelim petrol ülkelerinin yanında Kanlıca'da mı olacak ya? Kanlıca'nın 19'u benim. O zaman niye ismi hala Kanlıca? Hilmice olsun. Yok ya. Hilmice de böyle gündüz kuşağı kadın programı ismi gibi. Hilmiland? Olmaz beğenmedim. Hilmi başka bir isim düşünsün. Hilmi Kazmıkçı. Bölmüyoruz inşallah. Ya siz kimsiniz ki büyük Hilmi'yi böleceksiniz? Siz anca bölelim her şeyi yarı yarıya olsun kardeş payı. Evrika girsiniz. Abi kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun abiciğim? Aferin abisi. İyi dedin. İyi dedim değil mi abi? Kaç yaşında adam olmuş gelmiş burada anaokulu veletleri gibi haritayı almış önüne boyaya çalıyor ya. Lan sen onun için mi dedin? Dünkü lansmanına gelmedi diye değil yani. Aa, onun için de dedim abiciğim o kadar adam oraya toplandık lansman için. Senin arabanın lansmanı için. Sen kendi lansmanına niye gelmiyorsun ya? Ha? Niye gelmiyorsun? Kendi düğünün olsa onda mı gelmişsin? Daha önemli işlerim vardı gelmedim. Allah Allah. Genelde kofti bir laftır ama buraya cuk oturdu. Şimdi size bir şey soracağım. Sizce doların en güzel hali hangi halidir? Yalın hali. Siz nereden bileceksiniz ki dolarsız kopektir? Doların en güzel hali 10 milyar dolar olan. Yetmezmiş gibi Hilmi'nin olan halidir. Ya Hilmi Allah aşkına bak başlayacağım şimdi senin petrolüne. Bizim borla çalışan arabamız ne olacak? Biz öyle o proje olmayı sinesine çekecek adamlar değiliz. Aynen. Yediremiyoruz kendimize kardeşim. Bizim borla çalışan arabamız senin neyine etmedin? Ha? Neyine etmedik Hilmi abi? Borla çalışan araba... Borlu çalışan araba... Ha, şu çevreci olan ama 10 milyar dolar kazandırmayan projeyi mi diyorsunuz? Tamam tamam ya merak etmeyin. O da aklımda. Hadi 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 şimdi rahat bırakın beni hadi. Madem öyle diyorsun o zaman bize başka yol hal çaresi bırakmadın. Şimdi biz de ne yapalım? Malımızı, mülkümüzü mahalleliye satarız. Aynen, aynen. Ne güzel söyledin benim abicim. Ya tamam belki mahallenin çoğu senin olabilir ama biz edersek esnaf petrolden bayağı bir para kazanacak. Hem mahallede büyük Hilmi olacak bir sürü ya. Ah olmaz! Kimse büyük Hilmi olamaz. Canım büyük Hilmi olmaz, cücük Hilmi olur yani. Hilmicik diye mi seslensek acaba onlara? Tamam tamam. Daha fazla üstüme gelmeyin ya. Tamam, siz mallarınızı mahalleliye satmayın. Ben de sizin borla çalışan arabanızı bir an önce üretmeye başlayacağım. Şöyle işte, bizim anladığımız dille konuşacaksın. Dünyaya barış ve mutluluk getirecek dille. Yoksa biz senin anlayacağın dilden konuşuruz, küçük dilini yutarsın. Kara şeytan! Laf mı sattı şimdi ya? Hmm.
Hilmi yeter artık. Ha? Sen nereye geldin ya Sezai? Hilmi, ben oturuyordum lan, sen geldin. Ne diyeceksen de, oyalama beni. Hani böyle insan aşık olduğunda gördüğü her çiçekte, baktığı her insanda aşığını görürmüş ya. Oho, bu lafın sonu iyiye gitmiyor ama hadi bakalım. Ben de böyle baktığım her yerde petrolü görüyorum Sezai. Mesela sen öleceksin, sonra fosil olacaksın. Binlerce yıl geçecek, sonra petrole dönüşeceksin. Ben yine para kazanacağım. Allah Allah. Sen ölmeyeceksin yani. Sanma, parası olan için her zaman bir çözüm bulunur ümidindeyim. Ümit fakirin işkencesidir. Zenginin yatırım planıdır. Sağlıkta çok iyi para var Sezai. Hilmi, senin keyfin yerinde anlaşılan goy goy yapasın var. Ben hiç umutta değilim. Direkt sadede gel. Direkt. Dükkanını mükkanını bana satmak istiyorsun. Nereden anladın lan? Sezai, biz bu mahallede 40 kişiyiz. 40'ının da kalbi kırık kişiyiz. 39'unuz beni bilir. Ben de keyfime göre 39'unuzu bilirim. Bu kadar süre petrol bulduğunu bana söylemeyi, şimdi söylediğine göre petrolden kurtulmak istiyorsun. Bunun yolu da petrol şeyhi Büyük Hilmi'den geçiyor. De, karşılığında ne istiyorsun köpek? Hilmi, benim abudemle barıştır lan. Biz zenginler her 10 yılda bir araya gelip bu sorunu çözmeye çalışırız. Seviyoruz, terk ediliyoruz, paramızla rezil oluyoruz. Bunun için workshoplar, sempozyumlar düzenliyoruz. Son 20 yılda biraz aşama kaydettik. Ama aşkı satın alacak para daha üretilemedi be Sezai. Hadi ya. Son 10 yılda biraz aşama kaydettik. Çözeceğiz Sezai'yi. Hadi ya. Vallahi çözeceğiz ya. Ya hadi ya, hadi ya. Allah Allah. Ulan param ilk defa bir işe yaramadı. İtlik kendi ayağıyla geliyor. Bunu beklemiyordun değil mi? Hilmi kendine zarar verip parasına vermez diye düşünüyordun. Otur Şerif Taytis, otur. Konuşacaklarımız var. Canın yandı mı? Benden ne istiyorsun Hilmi? Dükkanını bana satacaksın. Benim dükkanımı ne Salih abiler ne Sezailer istedi satmadım. Sırf itlik olsun diye. Şimdi sana itlik yapmak dururken ne diye satayım? Bir de böyle düşün. Beni hiç tanımamışsın Hilmi, hiç. Şimdi hayatının en zor kararıyla karşı karşıyasın Şerif Taytis. Eğer ki dükkanı bana satmazsan sadece bana itlik yapmış olursun. Ama bana satarsan tüm mahalleye itlik yapmış olursun. Hadi bakalım, karar senin. İtliğini seç. Hiç bu kadar iki itlik arasında kalmamıştım lan. Hilmi şimdi ihaleyi büyütüyor. Bu senin dükkanın için ayırdığım para. Sen kararını geciktirdikçe vereceğin paralar da azalıyor. Bak. Tamam ulan tamam, satıyorum. Sana yapacağım itlik canını az yakar. Paran var sonuçta. Ama fakir dostlarımın petrolden başka çıkarları yok. Onların dünyaları yıkılır. Hayata küserler. Ver paramı. Yok ya. Hilmi paraları sokaktan toplamıyor Şerif Taytis. Hilmi parasını yakacak kadar salak değil. Bunlar bu ülkede geçerliliği olmayan firmalar. Ben senin paranı çoktan hesabına yatırdım. Demek başından beri seni tercih edeceğimi biliyordun ha? Şimdi daha çok sinirlendim zengin köpek. Seni çok iyi tanıyorum Şerif Taytis. Şimdi hedef Oğuzhan. Merhaba, hayırlı işler. Beni buraya neden çağırdığınızı biliyorum Hilmi Bey. Bütün mahalleye çöküyorsunuz, benim de ipotekli evim var, ona da çökmek istiyorsunuz. Ama ben bir kere zenginliğin tadını aldım Hilmi Bey ve tadı damağımda kaldı. Ben hayatı boyunca ücretli bir oyunun ücretsiz demosunu oynamış insanım. Ve şimdi ilk kez o oyunu satın almak istiyorum ve alacağım. Oğuzhan, Oğuzhan. Onu sonra konuşuruz. Şimdi... Sen geceleri uyuyabiliyor musun? Ne alakası var şimdi ya? Uyurum uyumam hem sana, Allah Allah. Lan bana ergen gibi atarlı atarlı cevap verme. Babam mıyım ben senin? Büyük Hilmi kendi çocuğuna bile babalık yapmıyor. Sana mı yapacak köpek? Ya enteresan bir şekilde bu aralar bir sıçrayıp uyanma durumu var. Ne zamandan beri? Dur dur ben söyleyeyim. Petrolü bulduğundan beri değil mi? Kızım adamları gönder içeriye. Büyük Hilmi hiçbir masraftan kaçınmadı ve flash forwardlarını kurguladı olsa. Evini bana satan halin, 65 yaşında bile 100 liraya geçinen hali. Hangisi hangisi acaba? Tabii ki şu tıfıl göbekli çökmüş herif. Hilmi insanları yanıltmayı çok sever Oğuzhan. Bilemedin. Oğuzhan sen parayla oynamayı seven bir adamsın. Tabii sizin kadar olmasa da. Yo, ben parayı severim,
Sen parayla oynamayı seversin. Ben sakatlanma riski olan futbolcuyum. Sen yönetimin desteğini almış teknik direktörsün. Bu arada söyle bakalım petrolcü yaşlı Oğuzhan. Hayat nasıl? Of of. Geceleri uykular haram. Gündüzleri sürekli yeni yatırımlar. Dolar, faiz. İmanım gelmedi. Karımı, çocuklarımı bile göremiyorum. Stresten saçlarım döküldü. Çok param var ama yiyecek vakit yok. Hilmi sana acıdı. Peki ya sen? 100 liralık yaşlı Oğuzhan. Hayat sende nasıl? Aldığım belli, verdiğim belli. Zaten 45 yıldır 100 lirayla geçiniyorum. Kafam rahat. Karımı ben de göremiyorum. Neden? Çünkü boşadım. 30'lu yaşlarında yeni bir manitam var. Onunla takılıyorum. Hilmi sana da acıdı. Ama daha az. Hilmi kendisi dışında herkese acır zaten. Gördüğün gibi olsan, kimisi memur olarak yaratılmıştır. Bunu kabullenir ve huzuru bulur. İyi de benim hayatım boyunca 100 lira kazanacağımın garantisi yok ki. Eğer evini bana satarsan olacak. Yaşadığın sürece sana o 100 lirayı ödeyeceğim. Üstelik her yıl tüfe oranında zam yapacağım. Tüfe mi? Tüfe olmaz ya. Onun içinde pimpon topu var. Ekmek yapalım biz. Her yıl ekmek fiyatının artışı üzerinden olsun. Bir mesaj kaygısı sezdim ama elleşmiyorum. Hadi hadi. O zaman... Anlaştık Hilmi Bey. Güzel, anlaştık. Hadi bakalım, hayrını gör. Sen hayrını gör ya. Ya hayrını gör. Sen hayrını gör. Ya hayrını gör. Allah Allah. Ya bu basit kamu spotu prodüksiyonuyla Oğuzhan'ın aklını alacağımı biliyordum. Siz niye hala buradasınız ya, ucuz kas? Hadi hadi çıkın dışarıya. Büyük Hilmi'yi, Büyük Hilmi'yle yalnız bırakın. Hadi. Alıcı Hilmi Kazmıkçı. Satıcı Oğuzhan Menkul Etine Dolgun. Etine Dolgun ne ya? Yunusluyum. Hayırlı işler Tırgıt. Çıraklar nerede? Çıraklar mı? Bak bozuluyorum ama Hilmi ha. Beni çıraklardan bile sonraya mı attın ya? Hilmi bir şey anlamadım. Hilmi bak bütün mahalleyle konuştun. O köşedeki seyyar satıcının bile tezgahını satın almışsın. Herkese teklif vermişsin. Ya bana niye teklif etmiyorsun? Ya ben sana anca çıkma teklif ederim Tırgıt. Bakayım. Sen de benim tipim değilsin. Kusura bakma. Ya Hilmi tamam çok büyük bir yer değil. İçin anca bir kişi sığabiliyor. Ama ya sonuç olarak mahallenin tam ortasında her yeri görüyor. Belki de mahallenin en kritik noktası burası. Ya Hilmi benim dükkanımı niye satın almıyorsun ya? Ya işte tam da dediğim bu sebeplerden dolayı burayı satın alamam. Ya demek benim dükkanım o kadar önemsiz ha. Tamam o zaman. Ben de başkasının yıkmasına asla izin vermem. Öyle. Kendi ellerimle yaptım. Kendi ellerimle yıkarım anladın mı? Elletmem bu dükkanı size. Elletmem. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? İyice sultana bağladın ha. Hilmi burada şov kokan hareketler sezdi. Yapma böyle şeyler. Ne bileyim ben. İşte belki etkilenirsin de satın alırsın dedi. Ya sen de biraz önce söyledin ya Tırgıt. Tam mahallenin göbeğinde her yeri gören tek kişilik kulübe diye. Ben rafinerime bekçi arıyorum. Sana rafinerime gece bekçisi olur musun diye soracaktım. Ben gece bekçisi. Gece bekçisi ne yapar ki? Gece bekçisi genelde çay demler, çay içer, böyle uyur, küçük televizyonunu izler. Tabii tabii kışın böyle nefes alıp vermekten kulübenin camına buğu yaptırır. Ama en önemlisi hırsızlık durumu söz konusu olduğunda hiçbir şey yapmaz. Of. Şimdi sende bu özellikleri var mı? Kabul ediyor musun? Vallahi kendini 5 cümleyle özetle desem bu kadar güzel özetleyemezdim. Tırgıt'ı da hallettiğimize göre geriye bir tek Kiriz kardeşleri kaldı. Onları da kendisi gelir zaten. Ben aramayayım. Tamam. Hayırlı olsun Tırgıt. Al. Vay be. Sattık ya lan. Çıkarma yapılıyor mu burada? Biz bütün sinirimizi senden çıkarmaya geldik ya. Sana diyoruz lan. Hoş geldiniz Keriz kardeşler. Ya sizde de ne ciğer varmış ha. Ta kahveden buraya kadar hiç susmadan. Maşallah maşallah. Sen bir sus da soruma cevap ver hele. Sen şimdi petrol çıkarmak için bütün mahalleyi satın mı aldın Allah aşkına? Yok hepsini değil. Sizinkileri hala duruyor. Hani borla çalışan arabamızı yapacaktık? Hani seri üretime geçecektik? Söz vermiştin bize. Ben size mallarınızı satmayın dedim. Hilmi kimsenin malını almayacak mı dedim. Siz Büyük Hilmi'yi yalancılıkla mı suçluyorsunuz? Hı? Yani biz evi dükkanı satmayacaktık. Bütün mahalleleri de her şeyini sana satmak zorunda kalacaktı ha. Başından beri planın buydu değil mi Hilmi? Planı anladınız. Hadi şimdi de bu muhteşem planı için Büyük Hilmi'yi övün biraz. Övün. Övün mü dedi dövün mü lan? Dövelim hadi. As. Her şeyin bir sırası var abisi. Büyük Hilmi, büyük planında küçük bir açık yakaladım ben ya. Biz evi dükkanı satmadan sen ancak oraya çardağının başını dikersin. Demek ki Büyük Hilmi'nin planı o kadar da muhteşem değilmiş. Ya şimdi ne yaparım biliyor musun? Hadi bakalım, gelin benimle. Gelin benimle, damat kiminle?
Hem zekiyim hem komiyim. Hadi hadi. Hadi lan. Kalk kıraya. Ya gelsenize gelin. Evet. En son hatırladığım Borla çalışan arabanın tapusu bendeydi. 5 milyon dolarcık karşılığında. Hilmi bak sakın düşündüğüm şeyi yapma. Nasıl la? Kate Upton'a bir şey mi yapmayı düşünüyorsun lan sen? Ya Metin bir sus ya. Kate Upton'un cicikleri kadar başına taş düşer inşallah. Ali düşündüğünü yapacağım. Arabayı devlete verdiğinizde ne olduğunu gördünüz. 2061'e tarih verdiler. Verdiler evet. Ben de arabayı satın aldım. Ama sonra araya petrol girdi. Araya 10 milyar dolar girdi koçlar. Size teklifim şu. Malınızı, mülkünüzü Hilmi'ye verin. Hilmi de size borla çalışan arabanızı versin. Bu. Verirsek bütün mahalleyi yıkacak mısın peki? Yoo. Müze yapacağım. Keniz mucitler burada yaşadı diye. Yıkacağım tabii mucit köpek. Allah Allah. O kadar insan ne olacak peki? Ya çocukluğumuzun yeşil sokaklar ne olacak? Sohbet ettiğimiz kahve. Sen sadece bir mahalleyi değil. Bütün geçmişimizi yıkacaksın. Farkındasın değil mi Hilmi Kazmakçı? O zaman size bir büyük Hilmi atasözüyle cevap vereyim. Geçmişte yaşayanı, gelecekte gondiklerle. Ya bu petrolcü olmuş, boru moru unutmuş abi bu ya. Kaybettik Metin Özdemir. Petrolcüler kazandı, borcular kaybetti. Yazık. Dur sen dur. Aha Şükrü arıyor. Arkadaş bir darbe de buradan girecek şimdi değil mi? Ne kötü günmüş, bitmedi bir türlü ya. Alo Şükrü'ye. Konuşalım mı? Ana tamam. Abi tamam şey yapma. Ben senin arkandayım abi. Ben senin arkandayım abi. Şimdi de önündeyim abi. Ben gidiyorum. Allah senin. Sen göreceksin. Sen göreceksin. Sen göreceksin. Petrolcüler kazanmış, borcular kaybetmiş. Hilmi öyle mi dedi? Hı? Hilmi öyle mi dedi? Hilmi daha son lafını söylemedi. Seyirciler hazır mıyız? Evet ya!